Irak'taki antik Babil şehrinde bulunan Babil Kulesi, M.Ö. 2. bin yılda inşa edilmiştir. Babil Kulesi sanatçılar tarafından yüzyıllardır çeşitli şekillerde tasvir edilmiş, hem efsanelerin hem de gerçeğin sembolü olmuştur. Babil Kulesi dendiğinde insanların aklına genellikle şu arkamda gördüğünüz tablo geliyor. Bu tabloda kule gerçek boyutundan çok daha büyük betimlenmiş. 16. yüzyılda Hollandalı ressam Bruegel, yaratılış kitabı kağıda döküldüğünden beri uzunluğuyla meşhur olan bu muhteşem yapıyı işte bu şekilde canlandırmış. Bu tabloya gerçekten dikkatli bakmamız gerekiyor. Burada çok sayıda olağanüstü şey var. Özellikle de kulenin bir kısmının tamamen bitmiş, bir kısmının ise hala başlangıç aşamasında gösteriliyor olması çok enteresan. Kulenin ya tamamen bitmiş ya tamamen başlangıç aşamasında olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak büyük bir inşaat projesinde çalışmışsanız işlerin böyle yürümediğini anlarsınız. İnsanların bu tabloyla ilgili pek bilmediği bir şey var. Burada tasarlandığı şekliyle Babil Kulesi bir zamanlar zigurat denen gerçek bir binaydı. Bu bina 2. Nebukadnezar'ın hüküm sürdüğü başkent Babil'in merkezindeydi. Eski ayet de bu tarihi anlatıya benzer şeyler söylüyor. Buna göre cennete uzanacak şekilde inşa edilen kule, tüm dünyada tek bir dilin hakim olduğu o günlerde insan hırsının ve arzusunun sembolü olmuştur. Nebukadnezar'ın inşa ettirdiği devasa bina zigurattan geriye pek bir şey kalmadı. Hatta her şey kayboldu diyebiliriz çünkü bütün taşlar yok oldu. Ancak topografların yaptığı incelemeye göre binanın zemini yaklaşık 91 metreye 91 metre olarak planlanmıştı. Yani çok büyük bir binadan bahsediyoruz. Araştırmacılar tüm kanıtları değerlendirdikten sonra binanın 70 metre yüksekliğinde olması gerektiği sonucuna vardılar. Bu modelde bazı insan figürleri görüyorsunuz. İşte bunlar binanın ne kadar devasa ölçülerde olduğunu ve bir zamanlar en parlak dönemindeyken insanların hayatında aslında ne kadar etkili olduğunu göstermek için konmuş. Tıpkı İncil'de anlatılan Babil Kulesi gibi. İncil'e göre insanlık cennete ulaşan bu binayı inşa ettiği için cezalandırılmalıydı. Ceza olarak farklı diller yaratılacaktı. Böylece insanlar farklı topluluklara bölünecek, birbirini anlamayacak duruma gelecekti. Təyimizi belə öz gözəlliyini qorub saxlamalıdır. İngiltərədə Pues voy a Puerto. Tam Tito en ville. Si Peggy estará en one. Теперь уже на несколько дней, когда я могу провести здесь время. İtna jatan se banaya hai. Babil Kulesi'ne olan hayranlığım ve ilgim 1990'larda başladı. O zamanlar Bruegel'in eseri olan o meşhur tabloyu inceliyordum. Anne Desmet bu sergide yer alan modern sanatçılardan biri. Kendisinin bu tabloya yıllardır hayranlık duyduğunu söyleyebiliriz. Babil Kulesi'nin hikayesi çok önemli. Bana göre bu kule insanlığın arzusunun ve çılgınlığının bir sembolü. Yani sanki insanların idealleriyle hayalleri ve bazen bunların aşırıya kaçmasının bir karışımı gibi. Yine de bu arzuda ve hayallerde mükemmel bir şeyler var. Kendi neslimiz için dünyanın sonunun geldiğini düşündüğümüz olaylar yaşıyoruz. Örneğin 11 Eylül bunlardan biriydi. Bu olaylara bakınca insan ister istemez geriye gidiyor ve Babil Kulesi'nin o tarihi geleneğini düşünüyor. Bu tablo günümüz için bile bize çok şeyler söylüyor.